Japonya'da Kyusekki'ciden yani eski taş devri olarak adlandırılan paleolitik dönem M.Ö. 40 bin civarı başlamakta olup yaklaşık M.Ö. 14 bine kadar süre gelmiş olan zaman dilimidir. Bu dönemin dünya tarihinde önemli bir yere sahip olmasının en büyük sebebi insanların alet olarak kullanmış olduğu dünyadaki en eski öğütme taşlarının ve cilalı taşların M.Ö. 30 bin civarında Japonya'da bulunmuş olmasıdır. Bu ilkel teknoloji dünyanın diğer yerlerinde genellikle Neolitik dönemin başları olan M.Ö. 10 bin yıllarında ortaya çıkmış olmasıyla bilinirken Japonya'da neden bu kadar erken gözlemlenebiliyor olduğu günümüzde hala sırrını korumaktadır. Paleolitik dönem Japonya'sı bu kendine mahsus özelliğinden dolayı taş tekniklerinin temel alındığı geleneksel anlamdaki Paleolitik tanımına uymamakta olup Mezolitik ve Neolitik dönem özelliklerini M.Ö. 30 bin gibi erken bir tarihte göstermektedir. Japonya'nın Paleolitik dönem nüfusu, daha sonraki Jomon dönemi nüfusu gibi bugünkü Çin, Kore ve Japonya halklarının ataları olarak kabul edilen antik bir Paleo-Asian grubunun karakteristik özelliklerini göstermektedir. Bulunmuş iskelet örnekleri Asya kıtasında yaşamış olan diğer aborijinal halklarla pek çok benzerlik taşımaktadır. Diş yapıları, Güneydoğu Asya'da yaşamış eski halkların da içinde bulunduğu Sundadont grubuna ait olup, kafa tasları basık gözlere sahip güçlü bir yapıdadır. Aynı adı verilen ve günümüzde ekseriyetle Hokkaido'da yaşamakta olan aborijinal halk da benzer özellikler göstermelerinden dolayı bu paleolitik halkın torunları olarak kabul edilmektedir. Aynoların bu fiziksel özellikleri geçmişte beyaz ırk özelliği olarak sayılmış olsa da, bugün paleolitik insan özellikleri olduğu bilinmektedir. Genetik analizlerin sonuçlarına göre günümüz Japonya popülasyonu ağırlıklı olarak bu eski halklar ve daha sonra gelenler arasındaki ırksal karışmalardan oluşmaktadır. Hesaplamalara göre Japonya nüfusunun sadece %10'u ile %20'si aborijinal paleolitik Jomon kökenlidir ve geri kalan nüfusun atalarını özellikle Yayoi döneminde kıtadan göç etmiş halklar oluşturmaktadır.